90'lı yıllardan beri cezaevlerine ziyarette bulunan bir platformun başkanıyım. Ve son dönemlerde de özellikle mektuplar yazıyoruz. Ve Allah'a hamdolsun o mektupların cevapları geliyor. O kardeşlerimizin mektuplarından biri aynen şöyleydi. Biz 15 Temmuz gasp rejiminin, Amerika'nın ve FETÖ'nün darbe girişimine karşı sabaha kadar o kalın duvarlarda biz duala bulunduk ki bunlar başarısız olsun. Ve bizim ailelerimiz bir ay boyunca sokaklarda göğüslerini siper ettiler ki başarılı olmasınlar. Ama biz görüyoruz ki maalesef hükümetimiz, devletimiz Balyoz'a gösterdiği, Ergenekonçulara gösterdiği imtiyazı biz imtiyaz da istemiyoruz. 28 Şubat ve FETÖ mağdurlarına göstermedi. Ve içerideki kardeşlerimiz her zaman bizlerden şunu istiyor. Allah rızası için bir olalım, diri olalım, ümmet çizgisinde olalım, birbirimizi severim, halkımızı severim. Eğer birbirimizi seversek diyorlar ki Allah da bizi başarılı kılacaktır. Mutlu olacağız, sevinçli olacağız, kardeş olacağız. Sadece onlar değil, şu anda mağdur olanların aileleri de var, çocukları da var, bebeleri de var, torunları da var. Sadece o cezaevindeki insanlar mağdur olmuyor. Düşünebiliyor musunuz? 25 yıl bir insan duvar, dört duvar arasında olacak. O insanın psikolojisini düşünebiliyor muyuz? Zannediyor muyuz ki onlar sanki demir midir, makine midir, robot mudur? Onlar da etten kemikten yaratılmış insanlardır.